İyi günler arkadaşlar. Şimdi de önümüz yaz ayı olduğu için sizlere sebil ile ilgili sebillerin nasıl temizlendiğine dair bilgi vereceğim. Sebilimiz bu. Genelde markalar da önemli ama genelde temizleme yöntemi şu an anlattığım gibi olacak. Sebilimizin başına geldik. Burada bildiğiniz gibi damacanı koyduğumuz yer var. İlk önce bu kapağımızı çıkartıyoruz. İlk önce çıkartmasını göstereceğim. Şekilde çevirerek sebilimizin kapağını çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi çıkarttıktan sonra sebilimiz gayet bu şekilde gördüğünüz gibi pis. Bunu güzelce temizliyorsunuz, duruyorsunuz, yıkıyorsunuz. Tekrar yerine takacaksınız. Aslında suyun dolduğu yer burasıdır. Yani buradan biz suyumuzu dondurduktan sonra, soğuttuktan sonra suyumuzu içiyoruz. Bu haznenin temizlenmesi lazım. Temizlenmesini de şu şekilde göstereyim. Çıkartıyorsunuz bunu. Gördüğünüz gibi bir kapağımız var. Bakın bu da çok kirli. Bunu da aynı şekilde temizleyeceksiniz. İçini de bir gösterebilirsek. İçi de gayet biraz bulanık. Bunu da sabunlu bezde yani sabunla güzelce sabunlayıp sabunlayacağız. Sonra da durulayacaksınız. Sabunladık. Peki bunun durulamasını nasıl yapacağız? Devamlı suyu dökeceksiniz. Peki bu dolan su nereye gidecek? Hemen doldurduktan sonra bakın burada bir tıpamız var. Her sebilin arkasında bu tıpa olur. Bu şekilde çıkartıp suyu tahliye ediyorsunuz. Ve bu işlemi bu köpük aranana kadar bu 5 olur, 10 olur. Bunu defalarca yapıyorsunuz. Ve sebilinizi bu şekilde en etkili bir şekilde de temizliyorsunuz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.